Herkese merhaba. Her program olduğu gibi sizlere bu güzel mekanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Müzesi'nde Santral Sanat ekibi olarak çok keyifli bir program hazırladık. Yoğun bir sezonun başladığı, ekiplerin performanslarını sergilediği şu güzel günlerde sizlere rehber olabilecek bir etkinlik takvimi oluşturduk. Bakalım etkinlik ajandamızda neler var? Özgürlük Savaşı olarak tarihe geçen İspanya İç Savaşı'nda yaşanmış bir olaydan yola çıkılarak yazılan bu oyun, Günay Toprak'ın yönetmenliği ve zengin besteleriyle, ayrıca bizleri kendi deyişleriyle hiç hesapta olmayan bir öykünün içine düşürüyorlar. Oyun, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Bertolt Brecht'in ilk dönem oyunlarından olan Düğün ya da Küçük Burjuva Düğünü, bir burjuva ailesi üzerinden dönemin toplumdaki çarpıklıklarını seyirciye yansıtıyor. Burjuva sınıfına ait bir düğünün ardından kişilerin gerçek ilişkileri keşfedilmeye başlanıyor. Sarı Sandalye'nin 5. projesi olan bu oyun 29 Kasım saat 20.30'da 2. katta seyirciyle buluşacak. Geç sahne sanatlarının 88 kişilik kadrosuyla etnik ve modern ögeleri harmanlayarak ortaya görülmeye değer geleneksel bir tema çıkartan Animals Musical seyircisini Afrika'ya yolculuğa çıkartıyor. Oyun 1 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Edgar Allan Poe'nun 10 ünlü ve efsaneleşmiş polisiyelerinden biri olan bu tüyler ürpertici hikaye, ikinci katın kendine has anlatım tarzıyla yeni sezonda bizleri karşılıyor. Oyun 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da ikinci katta seyirciyle buluşacak. Katılımcılara bedeni tanıyarak onun başka bedenlerle, mekanla ve anatomiyle ilişkisini araştırtacak, dayanıklılığı ve esnekliği bedensel ve zihinsel olarak arttıracak, rahatlamayı ve hareket etmeyi yeniden keşfettirecek olan bu atölye gün sonunda bir cem ile kapanış yapacak. Bu atölye sanat terapisi alanında çalışmalarda bulunmuş Defne Erdur tarafından verilecek. Atölye 3 Aralık saat 11.30-19.30 arası Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda gerçekleşecek. Serhan Albe'nin yazıp yönettiği psikolojik gerilim türünde bir oyun olan No 2, geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakılan antisosyal kişilik bozukluğu hastasının kendi içinde verdiği savaşı bizlere alışılmışın dışında bir tavırla gösteriyor. Oyun 9 Aralık Cumartesi günü saat 21'de sahne Aznavur'da seyirciyle buluşacak. Bu haftaki konuklarımız Çıplak Ayaklar Kumpanyası'ndan Mihran Tomasyan ve Duygu Güngör'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Hoş bulduk. İnanın burada olduğunuz için çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Teşekkür ederiz. Geldiniz buraya, katıldınız sohbetimize. Sağ olun. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Mihran. Mimar Sinan Modern Dans bölümü mezunuyum. Şimdi ismi Çağdaş Sanat, Çağdaş Dans oldu. Daha sonra Fransa'da eğitim aldım ve orada dansçılığıma devam ettim. 2007'de de Çıplak Ayaklar'ın stüdyosunu bulunca tamamen geri döndüm ve Çıplak Ayaklar'da çalışmaya devam ediyorum aslında. Benim de ismim Duygu. Evet. Çok yakın bir hikaye var. Çok seçenek olmadığı için coğrafyada. Mimar Sinan mezunuyum ben de. Daha önce geçmişim klasik baleden geliyor. Aynı okulda bölüm değiştirdim. Şimdi çağdaş dans bölümü oldu. Diplomalarımız değişecek mi daha bilmiyorum ama Çıplak Ayaklar'ın bir üyesiyim ben de. Aynı dönem arkadaşlarım bu arada yoksa? Evet, yani ben... İki sınıf altım mı yine? Evet, yani Duygu dörtken ben ikiydim. Evet. Gibi. Ama yani okuldan hoca olmazdı falan, derslerimiz beraber yapılıyordu genelde. Evet, evet. Eksik eğitmen olduğu zaman dersleri birlikte giriyorduk. Ama bütün topluluk üyelerinin tanışıklığı zaten okuldan geliyor. Genelde öyle oluyor. Evet. Bizde de şu an ufak ufak öyle oluşumlar ya da denemeler var yani okul içerisinde. Peki sürece bakıldığı zaman aslında Çıplak Ayaklar Kumpanyası Türkiye'nin en uzun soluklu bağımsız çağdaş dans topluluğu aslında. Evet, öyle denebilir. Süreç nasıl gelişti? Topluluk nasıl bir araya geldi? Hı hı. Süreç sonra nasıl ilerledi? İhtiyaçtan diyeyim ama süreci sen anlat. Tabii ki ihtiyaçtan. Yani okuldan mezun olduğumuzda hepimiz sonuçta dansçılık yapmak istiyoruz. 21-22 yaşındayız ve hani bir şekilde koreografiye de merakımız var ve işte dans etmek istiyoruz ama öyle bir topluluk yok, öyle bir sahne yok falan ve beraber aslında bir proje yaptık. Vay İnçü Çima neden başlığı altında bir gösteriydi ve etrafımızda beraber hareket etmekten keyif aldığımız insanlarla böyle birkaç ay çalışıp bir gösteri çıkarttık. Ve o gösteri de Çıplak Ayaklar Kumpanyası adı altında çıktı.
Ve sonra onu çok sevdik ve o dönem aslında bir proje topluluğu diyorduk kendimize. Çünkü hepimiz farklı yerlerdeydik. Aha. Ben Fransa'daydım, Duygu bir yerlerde, Candaş bir yerde, Aslı bir yerde. Evet. Ve yan yana geliyorduk, koreografiyi çalışıyorduk, gösteriyi yapıyorduk. Bir kere ya da iki kere oynuyorduk, sonra herkes kendi hayatına devam ediyordu. Ama bir şekilde öyle bir yapıyorduk ki beslenmek için yurt dışından bir koreograf getirtiyorduk, onun konsolosluktan parasını buluyorduk. Prova mekanı buluyorduk, bize iş yaptırtıyorduk falan. 2007'ye kadar böyle gitti. Evet. Sen de belki o süreçten... Ben birazcık bir tık başına dair bir şey söyleyeceğim. İhtiyaçtan dedim ama okul bizi zaten kendi işimizi yapmaya yönlendiriyordu. Yani coğrafyanın seçenekleri hani okul bölüm açılmış gideceğin. Şimdi Modern Dans Topluluğu MDT var. Ben okurken daha Ankara'da oluşum aşamasındaydı. Yani ona gidebilirsiniz ya da bize diyorlardı ki kendi yolunuzu bulmalısınız. O yüzden bize ne bileyim Muşamba'da taşıtıyorlardı. Işık'ta birbirimizin gösterilerine yaptırıyorlardı işte ve gösteri alanında Muşambaların arasında bantlatıyorlardı. Biz birazcık okulda onun az buçuk yani kendi işimizi kendimiz yapacağımızın bilgisi bize verilmişti. O yüzden biz de biraz o yola daha gözümüz kapalı girdik. Benim yani şu anda düşünce daha enteresan gelen kısmı işte Taksim sahnesi şu anda yok. Orayı kiralayıp gösteri yapıyorduk. Bayağı biletleri çantamıza koyup tanıdıklarımızı dolaşıyorduk bilet satmak için falan. Hep öyle kendi yolumuzu biraz bularak. O dönem biz Taksim sahnesini çok kullandık. Şu anda yok Taksim sahnesi ama yani devlet tiyatrolarından çok çok ucuza kiralayabiliyorduk. Evet. Mesela şimdinin parasıyla 300 TL diyeyim ben sana. Çok, çok ve orayı kiralayıp böylece hani zarar etmeden gösterilerimizi yapabiliyorduk. O bizi bayağı teknik ekipte oluşturmamıza vesile oldu aslında. Tabii. Böylece arkadaşlarımız gelip bize ışık yapıyor, dekor yapıyor. Bir tane daha tarih çıkıyor çünkü gidip kiralayabiliyorsun. Evet. Ama Taksim sahnesi kapanınca tabii bizim için de zor bir oldu. Dönemin aslında sonu kapanışı oldu. Evet. O dönem dediğiniz gibi aslında çok stüdyo da yok, sahnede yani öyle bir şey öyle bir kullanışlı bir alan da yoktu sanırım. Yani Taksim sahnesinde aslında çok sahne vardı. Ulaşılabilirdi o sahneler. Yavaş yavaş onlar elimizden gitti. Yani Taksim sahnesinin kiralanabilir olması bizim gibi yeni mezun olmuş insanların şu anda bakınca bayağı bir lüksmüş. Evet, evet yani şimdi gidip bir sahne kiralamak istesen yani seni programda etmiyorsa, evet. programasyonunu almıyor, sen parasıyla yapmak istiyorsan senden binlerce lira para isterler. Çok, yani. Çok yüksek miktarlar yani. Ama ne oldu? Bu süreç bize şey öğretti. Kendi işimizi kendimiz yapmakla alakalı. Olaylar değişince de atıyorum Taksim sahnesi yıkıldı. Sahneler kapanmaya başladı. Bu bizi kendi stüdyomuza, kendimize bir stüdyo edinmeye. Stüdyomuzu bulunca başka sahnelerde gösteri yapamayınca stüdyomuzu bir sahneye çevirmeye. Yani süreçte biz de bir sürü bir değişimler geçirdik. Tam stüdyonun üzerine bahsetmişken aslında Kumpanya Çıplak Ayaklar Stüdyosu'ndan çok daha önce kuruluyor aslında. Evet. Yani çok daha ayrı bir noktada duruyor sanki. Daha ayrı bir oluşum gibi gözüküyor bizim için. Stüdyonun peki oluşum nasıl gerçekleşti? Yine bu şartlardan dolayı mı öyle bir oluşuma gidildi? Yani Kumpanya 2003 yılında kuruldu diyebiliriz. Çünkü ilk gösterimizi 2003 yılında yaptık. 2003'ten 2007'ye kadar farklı stüdyolarda provalarımızı yapıyorduk. Arkadaşlarımızın stüdyolarında ama o da öyle bir oluyordu ki gece 10'da boş stüdyo, 10'da gidip çalışmamız gerekiyordu ve çok zor oluyordu bizim için. Sakatlıklar falan sakatlık da oldu. Oluyordu. Yani bir saat var, o anda çok yorgunsun gece 11'de ve mesela bileğin burkuluyor gereksiz. Ya da şöyle lükslerimiz olmuyordu. Yani bir dekorla çalışmışsın, dekoru orada bırakamıyorsun. Onu tekrar bir yere taşıman gerekiyor. Sonra ertesi günkü provaya tekrar o dekoru oraya götürmen gerekiyor çok gibi. Zor. 2000, ama yaptık, yaptık yani. Çok yaptık onu. 2007'de de artık şey bir noktaya gelmiştik. Yani Mehmet Barış Seviyor diye bir gösteri yapmıştık. O gösterimizle biraz daha duyulduk ve normalde senede 4 gösteri yapıyorken senede 10 gösteri yapan bir topluluk olduk bir anda. Ve bir stüdyoya ihtiyacımız olduğu aşikardı. Ben kiralık depo diye internetten aratıp şu anda halihazırda bu çalıştığımız stüdyoyu buldum. Aslında onun öncesinde çok gezdirdim insanları. Kahvehane vardı bir apartman tane. Apartman katları çok falan. Çok götürdüm. Ama bu mekanı görünce herkes tamam burası dedi ve 2007'de oraya girdik. Sorduğun soruya mealen de
2003-2007 arası sadece kumpanya vardı ve kumpanyanın sorunları, dertleri. 2007'den sonra stüdyo, yani bir toplantı yaptığımızda bu sefer stüdyonun işleyişiyle ilgili de konuşmamız ve burayı nasıl yaşatacağız? Buraya her ay kirasını vermemiz, elektriği, interneti ödememiz lazım ve bizim için başka bir süreç başladı deyip topu Duygu'ya atıyorum. Yani çok pardon, lafınızı kestim. Aslında şey, stüdyo deyince hep böyle bir çalışma alanı, prova alanı da geliyor insanın aklında, ama bundan ziyade şey, Çıplak Ayaklar Stüdyosu aynı zamanda bir sahne olarak da dönüşebiliyor ve birçok performansa farklı tarzda ona da alan da sağlıyor. Yani kolektif bir yapısı da var zaten aslında. Aslında biz prova ihtiyacından bulduk orayı. Yani öyle başladı. Biz prova yapacak yer arıyorduk. Onunla başladık, provalarımızı yapmaya başladık. Sonra bizim seyircimiz, ki bence yani seyirci de değişik bir şey, yani bizim gösterilerimizi takip ederken acaba ne yapacaksınız bir dahaki sefere? Çünkü hepsi birbirinden farklı olmaya başladı gösterilerimizin. Daha tiyatral, daha fiziksel, hepsi farklı. Ve seyircilerle tanışıklık, yani arkadaş olmaya başladık takip ettikleri için. Ve bir gün bize dediler ki hani ders verin bize, biz de kiraya katkı koyalım. Böylece aslında seyircilerden gelen teklifle tanıdığımız, artık dostumuz seyirciler diyeyim, onlara ders verirken aslında kiraya katkı olmaya başladı ve biz mekanda, önce prova mekanıydı, sonra ders vermeye başladık. Ve profesyonel olmayan, yani dansçı olmayan insanlarla çalıştık ki hala öyle bir kitleye ders veriyoruz ve bu bizi çok geliştiren bir süreç oldu. Ondan sonra da sahneler kapanmaya başlayınca üçüncü aşama olarak da hadi gösterimizi artık mekanda yapalım. Evet, prova, ders verme, atölyeler ve gösteri mekanı olarak şey, seçeneklendi yani. Bir stüdyoda bizim dışımızda arkadaşlarımız da zaman geçirmeye ve üretmeye başladılar. Hem müzik, hem tiyatro, hem dans olarak. Bu sefer hem kendi gösterilerimizi yapıyorduk mekanda, hem de arkadaşlarımızın gösteri ve konserlerini de mekanda organize etmeye başladığımız 2010'dan itibaren böyle bir sürece başladık. Sanki bir noktadan sonra artık işte stüdyo kumpanyanın olmaktan çıkıyor da böyle herkese hizmet eden bir alan gibi, çok ortak bir alana dönüştü. Evet, stüdyo daha kolektif bir yapı. Yani gene biz çekirdek kadro olarak kumpanya üyeleri programı yapıyoruz. Yani herkesi aramak, programı şekillendirmek, insanlara saat bulmak gibi. Ama daha çok kişi paylaşıyor, evet. Peki yine stüdyolar üzerinden gidecek olursak, bildiğimiz üzere Açık Radyo'da Çıplak Ayaklar Kumpanyası olarak Çıplak Ayaklarla Dans programınız vardı. Evet. İsmini sen daha doğru söyledin. Radyodaki hep yanlış söylüyor. Çıplak Ayaklar. Çıplak Ayakla Dans diyorlar. Çıplak Ayakla Dans diyorlar. Ama Çıplak Ayaklarla Dans. Evet. Sürekli dönüşüyor. Ve şu an İstanbul'da şu ana kadar var olan stüdyolar ve hala var olmaya devam eden ve kapanmış olan stüdyolar üzerine konuştunuz ve bir sezon geçirdiniz. Ya aslında bu bağlamda da stüdyoların en zorlu süreci açıldıktan sonraki süreç, yani ayakta durabilme süreci. Hem maddi hem manevi aslında. Çıplak Ayaklar da sanırım bunu en böyle sert yaşayanlarından ya da gibi geliyor bana, öyle midir? Yani bence çok kolay. İstanbul'da Tophane'de bizim stüdyomuz. Evet, hiç kolay olmayan bir yerde, bence iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. 10 yıl oldu çünkü. Evet. Ama şu konuda da şanslıyız. Yani ev sahibimiz bizi çoktan çıkartıp oraya farklı bir yatırım yapabilirdi. Ama bunu planlıyor. Hani bölgesel olarak belki birazcık daha şanslı olabiliriz. Hani o gerçekleşmedi. Çünkü dönüşüm çok hızlı İstanbul'da. Yani hani Galata'yı biliyoruz, Tophane'yi biliyoruz yani falan. Yani o radyoda yaptığımız programdaki bütün stüdyolar neredeyse kentsel dönüşüm sebebiyle kapanmış stüdyolardı. Evet. Ki bizim mekanımız aslında kentsel dönüşüme çok uygun bir yerde ama ev sahibimiz gerçekten bu anlamda bence bizi bayağı bir kolluyor diye düşünüyorum. Ya çok zor süreçlerden geçti stüdyo. Özellikle ilk senelerinde. Çünkü çok büyük masraflar yapıldı. Yani o masrafların geri ödenmesi seneler aldı. Şimdi de bence inadımızdan dolayı artık belli bir sirkülasyonu devam ettirebiliyoruz biraz yani. Biraz inat meselesi. İnat önemli bir şey ya. Evet. Aslında istekliyiz yani. Yapmak istediğimiz için inat. Yanlış anlaşılmasın. Yok, ama yani hani her defasında bir yolunu bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir sorunla karşılaşınca tabii ki hani üzülüyoruz ya da moralimiz bozuluyor, ama onu çözmeye, değiştirmeye, biz de aynı kalmamayı öğrenince yol bulması belki daha kolay oluyor. Bir de tabii sen şey dedin ya, işte burada işte ders veriliyor, aynı zamanda prova yapılıyor, ama biz burayı aynı zamanda bir yaşam alanı olarak da kullanıyoruz. Yani
ve o bütün gelen arkadaşlarımız da burada önemli muhabbetler, derin muhabbetler yaptığımız için bizim için orası bir vaha yani. Evet. Çok değerli bir yer. Çok özel bir alan ya. Yani benim dışarıdan gözlemlediğim, hep seyirci olarak en azından yani. Herkesin böyle bir parçasını koyduğu, her farklı iş yapmak isteyenin içinde yer alabileceği ya da bu opsiyonu tanıyabileceğiniz bir mekan gibi geliyor zaten. Evet. Peki ne süreçte hem sizi performansçı hem de işletmeci olarak da görüyoruz aslında. Bu yaratım sürecini nasıl etkiliyor? Ya? Öyle bir kaygı yaratıyor mu bir seyirci? İşletmeci kelimesini biz kendi aramızda pek kullanmıyoruz galiba. İşleten kişiler. Organizasyon, planlama falan filan gibi. Prodüksiyon. Prodüksiyon gibi kelimeler kullanıyoruz. Bu süreci bence etkiliyor kesinlikle. Çünkü geçen seneydi galiba, biraz daha kriz olduğu sene benim için mesela. Yani hani hem stüdyonun işlemesi gerekiyor, hem bir yandan koreografi yapmak gerekiyor, onun turnesiyle ilgilenmek gerekiyor. Yani zor bir şey. Yani süreç. İkisini bence, benim geçen seneki geldiğim noktada ikisini biraz birbirinden ayırmak gerekiyor diye tabir ediyordum. Ki o noktayı başardık mı başaramadık mı, o bir süreçte evet. belli olacak bence. Ama biraz o noktada ilerlemeliyiz diye düşünüyorum. Ya bu zor bir şey ya, o ayrımı yapıyor olmak. Çünkü ya en azından tiyatro mekanlarında gözlemlediğim de o. Yani birçok alternatif sahnede de öyle. Yani performansçı hem sahneyi döndürmek için uğraşıyor, hem aynı zamanda yaratmak için uğraşıyor. Bazen bir yerine ağırlık veriyor, bazen diğerine ağırlık verince seyirci de onu hissediyor aslında. Yani hem mekansal olarak hem de şey yarattığı şey üzerinde. Benim öyle bir dönemim var. Bir yıl mesela bana diyorlardı en çok bu yıl ne yaptım? Villa'da yaptım diyordum. Hiç gerçekten dansa dair ya da ders vermeye dair bir şey yapmadığım bir yılım var yani. Ama mesela bize düzenli gelen bir seyirci ise o seyirci şöyle olabiliyor. Mesela beni sahnede izliyor. Bir sonraki gösteriye geldiğinde beni gişede görebiliyor bilet satarken. Evet, tabii. Bir sonraki gösteriye geldiğinde beni teknik masada görebiliyor. Bu anlamda biz kendi içimizde de bunu döngüyü döndürüp aslında bu gösteri sanatlarının her alanına da biraz anlamaya ve hakim olmaya da çabaladığımız bir gerçekliğimiz var. Benim de iki şey geliyor aklıma. Aslında her kalemi bilmek çok önemli diye düşünüyorum. Ama tabii ki her şeyi profesyoneline de devretmenin bir şey sınırı var. Yani hani her şeyi yapamayız. Ben ışığı uygulamacısı olurum ama onu tasarlamak gerçekten birinin mesleği. Biz birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği aslında kadar. Aslında Bilgi Üniversitesi'nin buna hizmet eden bir bölümü var, sahne sanatları yönetimi. Evet. Ve keşke hani böyle etkileşime geçseler sahnelerle ve stüdyolarla. Aslında çünkü bir kısmı bize gelen öğrenciler oldu. Öyle mi? Soru sormak için. Ödev amaçlı. Ödev amaçlı. Hiçbir zaman buradan söylüyorum, o ödevler bize gelmedi. Hep istedik ödev sonuçlarını görmek yani. Ama İlgilenen varsa gelsin. Vallahi evet, tabii ki. Çok isteriz. Çok çok keyifli olur. Süreci de daha kolaylaştırıyor. Peki bu sezon Çıplak Ayaklar'da yeni sezonda ne seyredeceğiz? Yeni bir şey hazırlıyor musunuz? Neler var? Şu anda atölyeler devam ediyor mekanda. Ve yeni bir projedeyiz aslında. Şöyle Belfast Üniversitesi'nden, Kuzey İrlanda'dan bize bir proje teklifi geldi. O projeye şu anda girişmiş durumdayız. Dört kişi. Aslı, Öztürk, Melih, Kıraç, Duygu ve ben. Dördümüz yeni bir projeye başladık. Aralık ortasına yetiştirmeye çalışıyoruz ama Türkiye'de Şubat ayında gösterimini yapacağız. Evet, şu o zamana anda kadar da bir gösteri sezonunu başlatmayacağız herhalde stüdyoda. Çünkü buna odaklandık. Evet. Ama şu anda gösteriyle ilgili çok da bilgi veremiyoruz. Çünkü biz de çalışıyoruz. Evet. Daha başlangıcında. Tam böyle bir bulduk dediğimiz bir noktada değiliz. Ama bize gelen bir konu vardı Belfast Üniversitesi'nden. Sonuçta hani göçmenlik ve yerinden edilme üzerine bir teması. Akademisyenler çalışıyorlar. Biz de kendimizce bir bakıyoruz. Evet. Biz neresindeyiz bu durumun diye. İyi, ama süper. onun dışında Sar, Sen Bak Değilsin Ki ve Tüh muhtemelen sezonda farklı mekanlarda oynamaya devam ederler. Evet. Peki Çıplak Ayaklar'ın eğitimsel anlamda bir oluşum var mı? Yani yeni başlamak isteyenler, meraklısı olanlar için, profesyoneller ya da öğrenci adayları için öyle eğitimsel bir oluşum var mı? Aslında eğitim devam ediyor. www.çıplakayaklar.com adresinde program takip edebilirler. Bir sürekli akşam derslerimiz var. O başlangıç seviyesinde çok öğrencimiz oluyor. Hepsi farklı mesleklerden geliyorlar. Yani profesyonel dansçılar değil. Ve hafta sonu workshoplarımız var. Yani hafta için ayıramayanlar için de doğaçlama olur, kontak olur, teknik olabilir. Yani web sitesinden takip ederek yani derslere katılabilirler. Evet. Atölyelerde full devam ediyoruz bu sene. Evet. İyi, süper.
katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir program yaptınız, bizi de çağırdığınız için biz teşekkür ederiz. Şimdi de sizlerle her program paylaştığımız gibi sahne sanatları ve sahne sanatları yönetimi öğrencilerinin bitirme projelerinden prova görüntülerini paylaşacağız. Ardından Kubilay Karslıoğlu'nun yönetmenliğinde sahne sanatları öğrencilerinin yıl sonunda sergileyecekleri tiyatro oyunundan çalışma sürecini ekranlara getireceğiz. Bu haftalıkta Santral Sanat'ın sonuna geldik. Konuklarımız Mihran Tomasyan ve Duygu Güngör'e, yayında ve yapımda emeği geçen herkese ekip olarak teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.